Merhabalar, son günlerin en tartışmalı konusu malum başkanlık referandumu. Biz de Evrensel Web TV olarak başkanlık referandumuna dair bir video dizisi hazırladık. Maddeleri tek tek inceleyeceğiz ama isterseniz önce anayasa nedir, demokratik bir anayasa nasıl yapılır, bu sorulara cevap aramaya çalışalım. Önce anayasa nedir? Anayasayı Türk Dil Kurumu şöyle yanıtlıyor. Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa. Yani aslında anayasalar toplumsal birer sözleşme. Halk devlete diyor ki bak kardeşim benim haklarım var ve sen bu hakları güvence altına almak zorundasın. Gel bunun adı bir anlaşma yapalım, bunun adı da anayasa olsun. Yani kısaca vatandaşların devlete, devletin de vatandaşlara olan sorumluluklarını belirtiyor. Peki bu anayasalar illa yazılı olmak zorunda mı? Hayır, değil. Anayasalar yazılı, geleneksel, yumuşak, katı yani sert, çerçeve ve kazuistik olarak 6 çeşitte bulunuyor. Bizim anayasa ise içinde değiştirilemeyen maddeler ve değiştirilmesi için nitelikli çoğunluk aranan maddeler olması gerekçesiyle katı anayasalar arasında yer alıyor. Peki, şimdi gelelim diğer bir önemli soruya. Anayasalar nasıl yapılıyor? Anayasaların yapım biçimlerinde iki temel başlık var. Biri monokratik, diğeri ise demokratik. Monokratik anayasalar misak ya da ferman yöntemiyle ilan ediliyor. Demokratik anayasalarda ise kurucu referandum ve kurucu meclis bulunuyor. Burada önemli olan kurucu meclis. Çünkü kurucu mecliste siyasi partiler, sendikalar, kitle örgütleri, meslek odaları bir araya geliyorlar ve anayasayı hazırlıyorlar. Böylece halkın da pek çok kesiminin sözü anayasada kendine yer bulmuş oluyor. Anayasa nedir ve nasıl yapılır sorularına cevap aramaya çalıştık. İlerleyen bölümlerde ise tek tek maddeleri inceleyeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.